FM sohbetlerinden herkese merhabalar arkadaşlar İstanbulspor kariyerimizin tam 39. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Fark etmişsinizdir kanal ismimizde bir değişiklik yaptık. En başa döndük. Taner Işık olarak başlamıştık. Tekrar Taner Işık olarak devam etme kararı aldık. Ve artık bundan sonra ismimiz kalıcı olarak Taner Işık olmuştur. Bunu buradan duyurayım. Çok yakında sosyal medya hesaplarında da bir hareketlenme olacak. Twitch'ten de artık yayınlarımız ufak ufak başlayacak. Sizlerden ricam bugün saat 6-6 çeyrek arası bir Twitch'ten yayınımız olacak. Tabi bu futbol menajer yayını olmayacak. Sadece deney, deneme yayını olacak. Bir arkadaşımla birlikte PES oynayacağız. Ee, Sizlere de tavsiyem lütfen bir destek olun. bir Gelin izleyin. Biz de bir bakalım ortam nasıl oluyor. Canlı yayın nasıl yapılıyor. Bunları tabii bir öğrenmemiz için deneme yapmamız lazım. Ortak kıldığımız oyunda PES olacak. Bunları da sizden akşam izlemeye bekliyorum. Şimdi geri dönecek olursak uzun soluklu olan kariyerimizde bugünkü maçımız Beşiktaş. Beşiktaş'la biliyorsunuz güzel maçlarımız oluyor. İlk devrede biz Beşiktaş'ı yenmiştik. Şu an tabii biraz... E, takımımızda çöküş vardı. Son Bursa Spor maçında 3-1'lik galibiyet almıştık. Oğuz'u çok iyi bir performans göstermişti ve gitgide git de kendini yükseltiyordu. Şimdi takımda biraz daha taktiksel olarak daha farklı bir şeyler yapmak istiyorum. Daha farklı bir şeyler denemek istiyorum. Bunu da hemen size şimdi taktik sayfasında anlatayım. Şimdi Oğuz'u ve Muraşov'u, yani Muraşov defansif forvet destek, Erik Oğuz'u da gizli forvet hücum. Yani ikisi de rakip yara alanda e, defans hattına veya geriden oyun kurmaya çalışacak oyunculara pres yapacak. Partey ve Besic e, Muraşov'u defansif forvet savunma da yapabilirim. E, şeylere baskı uygulasın diye e, stoperlere ama duruma göre bakacağım. Şu an ileri hattım e, tamamen rakip defansı, rakip işte defansif orta saha diyeyim. Buradaki oyunu bozmak üstüne kurulu. Savaşçı orta saha zaten atama alayına saldıracak. Atakan Karazor'da Oğuzhan Özyakup'la büyük ihtimal beraber oynayacaktır. Çünkü iki yönlü orta sahalarda defansif anlamda gelip rakibin ofansif orta sahasında oynayan futbolcuya otomatik pres yapıyor. Oynatmamaya çalışıyor. Çok uzun ve aralıksız cümle kurdum. Zaten ortam çok dar. Biraz da sıcak böyle nefessiz kaldım. Şimdi Atakan Oğuzhan'a inşallah üstünlük kurar. Oğuzhan çok teknik bir oyuncu ama Atakan da biliyorsunuz boylu postlu, kaşlı gözlü ve döşü kıllı. Kodumu orturtan bir adam sürekliliği olan ve fiziksel olarak çok tavan yapmış bir oyuncu. İnşallah bizim bugünkü beklentilerimizi karşılar. Bu Lorenzo Simic nasıl bir şey oldu. Lorenzo Simic offside'a düştü. Korner miydi? Serbest vuruş muydu? Neydi? Göremedik. Şu an Beşiktaş biraz daha iyi oynuyor. Topa hakim olma konusunda. Bulunan şutlar kafa kafaya. Tabi Beşiktaş şu an biraz daha fark açmaya başladı. 7 şut çekti. 3'ü kaleyi bulmuş bu 7 şuttan. Delikanlıları biraz cesaretlendirmeliyiz. Eğer bir gol bulabilirsek kontrolü elimizde tutarız. iddialı olarak diyorum ki bu maçı kazanabilirsiniz. Çabalamaktan vazgeçmeyin. Biraz mutlu oldular. Tepki vermeyen kimmiş? Atama. Atama. Senin tepkine ihtiyacım yok zaten. Şimdi ikinci yarı El Amrani'yi atalım. Ee, tabi El Amrani oyuna atınca defansif forvet değil. Yaratıcı forvet. gücüm olarak attık. Ee, rakip takım tabi şu an hücum kurgularını İlyas Jelassi'yi şöyle yapacağım. İlyas Jelassi'yi biraz daha orta sahadan oyuna sokabilirsem. Evkiden bağımsız oyna babacım Sen kafana göre oyna. Daha fazla dikine pas yap. Evet, biraz e, Elamrani ileri uçta tek kalıyormuş gibi gözükecek ama e, Atakana ve Jelassi'ye de biraz daha hücuma çıkması yönünde talimat verdim. Jimmy Durmaz çok iyi oynamıyor ama iki değişiklik yaptık. Şu an hücum kurgumuzu tamamen değiştirdik. Biraz daha hareketli oynamaya çalışacağız. Şimdi şöyle yapalım. Artık orta sahamızda oyun kurucu bir adamımız olduğu için biraz daha orta sahanın göbeğinden oynamaya çalışalım. Jimmy Durmaz, Orhan. Çok güzel orta. Tato! Ulan direkten döndü. Tato vurdu direkten döndü. Çok güzel bir pozisyondu. Nasıl gol olmadı o? Zaman o kadar hızlı geçti ki. Ah be abicim be. Gollük pozisyon kaçtı. Neyse maçı bitirdik sanırım. 0-0. Son dakika adamı yüreğini ağzına getirmeyin. Son dakika adamı yüreğini ağzına getirmeyin. Çok zayıf bir vuruş. E, maç 0-0'lık beraberlikle bitti. İstatistiklerimize bir bakalım 9 şut çekmişiz ikisi kaleyi bulmuş hiç mutlak gol pozisyonumuz yok rakibinde yok kaleyi bulmayan 5 onların da 7 şutu var Topa sahip olma rakip daha iyi bizi e, pas oyununda da yenmişler topa sahip olmada da, da ama tabii biz e, bu maçta topu ayağında tutacak kısa paslarla oyunu yönlendirecek bir oyuncu bulundurmamıştık Deplasman'da Rize maçımız var 8 günümüz var Rize maçı için. 8 gün sonra görüşmek dileğiyle. Rize Spor maç önündeyiz. Rize deplasmanındayız. E, Türk Futbol Dergisi'nden Kenan Gümüşdağ ne demiş bakalım. Bence Rize Spor İstanbul Spor takımından daha çok gol atar. Luca Ravenelli'nin yokluğunda İstanbul Spor'un işi hiç de kolay olmayacak. Eyvallah. Kritik mücadelelerde neymiş? İstanbul Spor Süper Lig'deki en iyi ya her maç bunu yazmanıza gerek yok. Rizespor'un gol yollarındaki kötü grafiği falan filan bilmem ne lan. Niye birbirinizle çalışan şeyler yazıyorsunuz? Sabri, Kadir Aslan, Edon Wonyi. Hadi bakalım Beşiktaş maçındaki gibi iki tarafta birbirini kilitleyecek mi? Yalnız Beşiktaş maçında gerçekten Beşiktaş gol pozisyonuna girememişti. Ya da girdi bize göstermediler bilmiyorum. Abdülkerim, Orhan, Ovusu, Kaptırma. Çok güzel. Jimmy. Ah be abicim be. Ulan. Hmm. Sabri. Sabri. Yalnız paşalar önde basıyor ha. Çizgiyi yemeden orta yapı kaldıralım bakalım. Sorya. Edom Vonyi. Edom Vonyi. Jimmy. Harikasın. Murashov Aldı başını gidiyor Muraşov. Tek başına çok güzel bir şut çekti ama gol olmadı. Direğin biraz üstünden giden bir toptu bu. Erik Ovusu yani adam sadece skill kasıyor. Level kasıyor. <laughs> Başka hiçbir olay yok adamın. Göbekten oynayın lan. Gerçi göbekten oynasalar da oyunu kim kuracak? Burada öyle bir sıkıntımız var. Neyse Erik Ovusu yerine İlyas Jerasi'yi alalım. Ofansif oyun kurucu. Hücum dedik. Muraşov'u da ee, fırsatçı golcü yapalım. Tabi bizim topu ileri taşıma konusunda bazı sıkıntılarımız var. Ee, futbolcularımızdan da yeterince verim alamadığımız noktalar var tabi. Çok yönlü olarak oynatamıyoruz oyuncularımızı. Belli bir kadro yapısına sahibiz. Orhan yapma be Orhancım ne yapıyorsun? Çok güzel Tato. Atakan. Jelasi harika bir top. Choli, ne yapıyorsun Sidat Choli? Direkten dışarı çıkıyor top. Orhan, Sidat, Şoli. Geri dön. Geri dön. Zorlama zorlama. Abicim niye zorluyorsun? Geride adam var. Aslan hapası. Bas bas. Pres ya. Botopu kaptık. Biz de biz de. Emircan. Abdülkerim harika indirdi. Tato. Yersin adamları oğlum. Süheyl. Derken maç 0-0 bitti. Russell'dan takım konuşmasını isim Ne diyelim? İki maçta birer puan aldık. 4 puan fark kaldı. Fenerbahçe de dibimize geldi. Ee, Tabi biraz oyun kurma noktasında sıkıntılarımız var. Oğuz'u pek istediğim gibi bir performans sergileyemiyor. E, ee, i̇ş güvencemiz %97 şu an. %100'e vurmuştu bir ara hatırlıyorsunuz. Tekrar düşmüştü 65 lira falan şu an %97. Takımın Türkiye Süper Ligi içinde göstermiş olduğu muhteşem performans takdire şayan yönetim Muhammed Sané'nin takımdan ayrılışının taraftarlar tarafının eleştirilmesini anlaşılır buluyormuş. Bu arada şuradan bir de itibarımıza bakalım öyle değil mi? Bayağıdır bakmıyoruz itibarımıza. Evet şu an... E, bayağı iyi durumdayız. Bir tek Trabzonspor var. PTT birincilik üstümüzde olan takım. O da çok normal Trabzonspor. Yıllarca lig, süper ligde, süperlikte kalmış. Bu arada Trabzonspor'un durumunu merak ettim. FTT birincilikle sanırım lider durumdalar. Evet lider durumdalar. Zaten fikstürden, fikstürdeki yeşilliklerden de lider durumda oldukları belli. Yani şu an kaçıncı sıradayız? 18. sıradayız. Direkt baktığımız zaman bir tane süperlik takımını geçmişiz. Bir tane FTT birincilik bizi geçmiş takımı. Direkt 18. sırada olduğumuzu görüyoruz. Yükselişimiz devam ediyor. Türk Futbolu dergisinden Kenan Gümüştaş ne demiş? Karar vermek güç fakat Karabük Spor takımına kötü giden formu sonrasında güven azaldı ve İstanbul Spor bunun için yeterli İstanbul Spor için bunun yeterli mi olacağını göreceğiz. İlk maç berabere bitmişti ancak bu maçta İstanbul Spor ev sahibi olma avantajını iyi kullanacaktır diye düşünüyorum. Bakalım kafa kafaya mücadele, kritik mücadele ne varmış? Bütün gözler Kalelerin üstün başarıyla koruyan Brenner ve Freddy Woodman da olacakmış. İkisinin arasındaki düellonun galibi maçın da galibini belirleyecektir kuşkusuz demiş. Hakikaten de iki takımın da en önemli oyuncusu kalecileri diyor. Sporting şu adını unuttum. Brezilya'da neyse. Onları da aslında oyun içi editörden ben düzeltebilirim. hadi bakalım çocuklar. Yalnız herkes de forvet arkası sistemle oynuyor ya. 4-2-3-1 Başka diziliş de yok? Biz de onunla oynuyoruz. Gerçi ben 4-4-1-1 oynuyorum. Biraz daha farklı. Bu arada biraz e, atak gördüm. Rakip takımı aman aman Jelassi Abdülkerim harika bir top gönderdi. Muraşov iyi sıyrıldı ama çok süratli bir oyuncu değil. En azından Elamrani kadar ama çok kötü de değildi süratı yanlış hatırlamıyorsam ya. 14-15 aslında orada yürüyüp gitmesi lazımdı. Niye yürüyemedi? Enteresan neyse. E, 20. dakikaya geldik. Nihat Ceylan serbest vuruşu kullandı. Ön direkte karşıladık ama Abdülkerim Jelassi Muraşov aldı topu. Bak Jelassi var yanında. Zorlama. Çok iyi gönderdi. Ters kanat. Jimmy Atakan. Ulan ne tuttun be. Nasıl tutarsın o topu sen öyle ya. Adama bak. Milli takım kalecisi misin mübarek. Yalnız kalede başka adam Brener diyordu Nihat var kalede ya. Harbiden Nihat var. Emre Jelasi çok iyi döndü. Holet iyi kaptı, Simic indirdi Atama. Ah. Yapmayın bu çocuğu. Çok güzel. Cimi güzel orta gol getirir. Nereye ortaladın Atakan? Tato ulan Emre kapo topu Atakan. Ulan bu gol olmalı, gol olmalı artık. Dön geri dön geri. Dön geri. Yalnız ben çok yanlış anladım ya. Olayı Brenner adamların hücum oyuncusuymuş. Ben hangi kafa yapısıyla, neyle e, kaleci dedim ben onu anlamıyorum. Samet Atamah yapma beni. Bu maçta 10 kişi bırakamazsın Atamah ya. Abi bizi bitirdin. Resmen bizi bitirdin be. Atamah yapmayın şu hareketleri ya. Cık. Abicim ne yapıyorsunuz siz ya? Ya gerçekten şu an yani şu an daha düşük tempo ile oynamak durumundayız. Alanı biraz daha daralttım. Ee, kanat oyuncularıyla biraz hücuma yüklenelim. Sidat Şoli eee Murashov yerine El Amrani. Hadi bakalım çocuklar. 34. dakika. Hadi bizim plaka plakamız, plaka dakikamız Jelassi ortaladı. Tatu Çoli ve gol. 37. dakika. Sidat Çoli atıyor. Tatu arkaya aşırttı. Sidat Çoli arka direkte. Düzgün bir vuruş. Sidat Çoli eski performansına bir kavuşsa Jelassi Atakan, Abdülkerim Elamrani'ye çok iyi gönderdi ama Elamrani kontrol edemedi. Jelassi yanındaki adama ver. Niye şov yapıyorsun? Abdülkerim her yerinden öpüyorum. Kapın o topu. Tato. Atakan. Emre'yi oyna. Em Neyse. Jelassi. Sidat Çoli. Çok iyi bıraktı. Orhan. Jelassi. Atakan. Çok şık bir çalım. Tekrar Orhan'a gönderdi. İçeri çevirse çeviremedi. Sidat Çoli. Abi ne savunma yapıyor adamlar ya. Gol be. Kendi kalesini attı Sezer. Bu kadar ortanın sonunda bir gol olmalıydı zaten. Şu an durum 2-0'a geldi. Agresif bir şekilde konsantre olun. Zaten bir teknik direktör nasıl sakin olabilir ki? Aykut Kocaman gibi birisi olabilir diyeceğim ama. Elamrani, Jelassi, Sidat, Çoli. Çok abarttım be abicim. Çok abarttım. Nihat Ceylan, Brenner lan lan lan, of. ah be abicim be adamın yüreğini ağzına getiriyorsunuz var ya. Woodman, Emre, Tato, Atakan. Ee, şimdi şöyle bir şey yapayım. Atakan burada alanda boşluk yapmasın daha fazla hücum açık. Boş alanlara koşu yapı biraz daha azaltayım ki orta sahada boşluklarımız olmasın. Aynı şekilde Jelassi'yi de yapmam lazım. Emre. Jelassi tekrar. Atakan. Elamrani. o sen ne yaptın babacığım da keşke gol olaydı be. Biliyorsunuz Elamrani'nin en iyi yaptığı iş. Topu alırken dönmesi. Çok iyi. Vur kaleye. Tato. Nihat Şahin. Maçın adamı mısın sen be mübarek? Ne yaptın? Ne toplar çıkartıyorsun sen? Gelişmiş taktiğe git diyelim. Jelassi. Ee, daha fazla hücuma açık komutu yok zaten. Ee, neyse. Bu kıvamda devam edelim. Hatta biraz daha tempomuzu düşürelim. Topa sahip olalım. <laughs> Maçta 80. dakikaya geldik. 88 biraz artık dakikaları oynayalım. Ee, savaşçı orta saha destek yapalım. Şimdi e, Atamah'ı savaşçı orta saha savunma yapıyoruz. Kontralarda ileri çıkmıyor. Sidat Şoli Abdülkerim'e gelmedi. Atakan tekrar Sidat Şoli. Atakan vur kale. Sidat Çoli ulan atın şu golü lan. Yok abi gol olmayacak. Derken 2-0 yendik. Bir üst tura çıkıyoruz. Zira Türkiye Kupası'na bir üst tura adımızı yazdırıyoruz. Atama 10 kişi bıraktı ama olsun. Yani 33. dakikada 10 kişi kaldık. Yalnız hakikaten ben Brenner'i nasıl bir golcü... <laughs> golcü kaleci zannettim ya. Ama o hep maça odaklanmamdan dolayı biliyor musunuz? Hiç özelliklerini açtım ama doğru düzgün bakmadım bile. Ee, uyarı verelim. Yalnız Abdülkerim aldım bu kadar ben performans e, inanın düşünmüyordum. Hani e, hem sol bekte bir e, rotasyon olur hem de stoperde rotasyon yaparız dedim ama nazar değmesin yani adam çatır çutur top oynuyor gerçekten e, çok sağlam. İstanbulspor Alanya Spor kanat hücum kanat hücum vuracağız kanatlardan vuracağız. Sidat Çoli, geçen maç biraz sinyal verdi. Biraz daha normale döndü. Çok uzun bunu okumayacağım. Ee, Bentley <laughs> Bentley, Bruno Limas Lamas, İh İhsan Deniz Doğan er Erdoğan Isaac Sakey Doğan nasılmış? Dogan S Salih Dursun yani adam var ya ya, alt seviye takımlarda bence olması gereken bir oyuncu ya. Ama tabi bizde hiç alt seviye takım olsa da alt seviyede kalmıyoruz abi. ikinci üçüncü senede şampiyonluğu kovalıyoruz. Çünkü mantıklı transferler yapıyoruz. Teknik direktörler zırt pırt değişmiyor. Kendi bildiğimizi yapıyoruz yani. Ee, Ozan, Doğan, tekrar Ozan. Kapın o topu Lamaz. Çok güzel. Hakan sarı kart görmüş. Değiştireceğim seni. Muraşov. Çok iyi bir pas. Jelassi orada ne yapsın? Muraşov. Jelassi. Of be Atakan Karazor. Maçta 8. dakika Atakan Karazor oyuncu değil. Yani Hakan gerçekten bu riski göze alamam yani. Gerçekten göze alamam. Destek yapayım babacım. Biraz daha öne çıkın. Bir şeyler yapın. Maçta 12. de olan Gian Martins geldi aklıma şimdi. Ne adamdı be. Gian Martins alanınız var mı ya? Yani kullandınız mı hiç? Bir tek yoksa benim Adana Spor ve Fenerbahçe'deki kariyerde mi gördük? Lumor, Lamaz. Doğan, İhsan, Çikatira, Ozan. Çok tehlikeli geldiler. Isaac Saki. Maçta 16. dakikada 17 diyelim. Alanya Spor bir birlik beraberliği yakalamış bulundu. Lumors, adamlar lambur lumbur geliyorlar ya. Neyse kötü bir vuruştu. 27. 28. dakikalara geldik. Evet şimdi. Elamrani alma zamanı geldi. İnşallah kendine gelirsin Elamrani. Evet Celasi biraz daha rahat oynuyor. Maksud Taşkıran biraz vasat. Abdulkerim bu maçta çok kötü. Geçen maçlara oranla vasat da diyemeyeceğim, çok kötü diyeceğim. <laughs> Belki de çayı içmiyorum epeydir o yüzdendir. <laughs> Oğlum daha azimli oynayın. Adamın canını sıkmayın ya. Hadi bir hareket bir şeyler yapın. Bir bindirme yapın. Bir şey yapın ya. Bekleri ileri çıkart. Biraz daha tempomuzu arttıralım. Biraz daha oyun alanımızı genişletelim. Yuh ya yuh. Gerçekten yuh ya. Gerçekten yani. Eee. Yani tam diyorum ki şöyle biraz oyun alanımızı genişletelim. Olmuyor ama ya kısmet olmuyor demek ki bana ya. Biraz daha yaratıcı oyna diyelim. Oyunculara özgürlük tanıyalım. Ne yapalım bu maçı bu maçın düğümünü oyuncuların bireysel performansları açacak. Enes Enes Ünal harika bir vuruş yaptı. Lan Hakan'ı çıkardı. İkinci sarıyı görmesin diye Maksut gördü. Jelassi çok güzel penaltı penaltı penaltı. Isaac Saki. Bir de sarı kart gönder. Kim oğlum o fişek gibi geldi. Oo, Emre Uruç. Penaltı 9. Emre sana güveniyorum. Emre sana güveniyorum. Bakamayacağım. 60. Ya aradan baktım tabi canım dayanamadım. 76. dakikada 1-0 öne geçtik. Ee, Woodman, Abdülkerim. Tato alırsan o topu çok iyi olacaktı ama Akubueze Atakan'cım sen daha fazla hücuma çık. kapatalım. Bunları da kapatalım. Biraz daha kendi çapımızda oynayalım. Simic Tato tekrar Simic. Jelassi önde basıyorlar. Abdülkerim Lazic, Sakay, e, Abdülkerim, Jelasi. Ulan ne yapıyorsunuz siz oğlum ya? Erdem. Yani var ya yok artık diyecektim ya. Jelasi, Çoli. Gönder abi. Evet El Amrani. Perişan adamları. Ah be abicim be biraz daha girsene içeri ya. Şöyle yerlerini değiştireyim şu adamları diyeceğim ama yok yok değiştirmeyeyim çok kötü oluyor. Artık son anlar. Ee... Jelassi, Abdülkerim, Tato, tekrar Jelassi, Atakan. Çok güzel. Tato harika vurdu. Gabriel. Gabriel çok iyi kurtardı. Oğlum bana gelen kaleciler niye böyle panta hepsi Muslera kesiliyor? Sanki hepsinin içine Mustera kaçmış gibi oynuyorlar. Lumol, Lumor. Lumor nasıl bir adam? Forvet aynı. Yani. Sol bek. Süratli, güçlü. Süratli iyi. Gerisi önemli değil. 6 puan fark var. Ee, zor da olsa çok fark atamasak da çok e, güle oynaya maçlar kazanamasak da elimizden geldiğince top oynamaya çalışıyoruz. Şu an tabi. E, tabii oyunu uzun süredir benle birlikte takip edenler de biliyor. Oyuncularımızın kalitesini yükseltiyoruz ama bir şekilde düşüyor. İşte sol bekimiz Orhan'a kaldık tekrar. Yani Orhan kaldık diyorum. Çünkü Orhan Süper Lig'de bank oynayacak bir oyuncu değil. Rotasyonda ama Diallo'yu satmak zorunda kaldık. Aldılar yani 6 milyon euro. Elimizdeki oyuncuları mümkün olduğunca kullanmaya çalışıyoruz. Buna rağmen iyi gidiyoruz bence. İtibarımızdan dolayı da istediğimiz futbolcuları alamıyoruz. Fenerbahçe deplasmanı 6 gün sonra burada geyik yok. Fenerbahçe maçında görüşmek dileğiyle diyoruz. Fenerbahçe maç önüyle sizlerle birlikteyiz. Şimdi Fenerbahçe maçına çıkacağız biliyorsunuz. Şöyle bir kadro zilişi yaptık. El Amrani, tam forvet destek olarak kullanacağım. Atamahta savaşçı orta saha destek olarak kullanmaya niyetlendim. Kullanmayı amaçlıyorum. Biraz daha orta sahadan hücuma yardıma gelsin diye. Atama. Atama. <laughs> Şimdiye kadar biliyorsunuz biz oynayamıyorsak da rakip takımı da oynatmıyoruz. Onları da pozisyona sokmuyoruz. Bence bu maç beraber biter. Şu takım diğerinden üstün diyemiyorum. Şimdi bu öyle bir maç ki eğer ki ben yenersem 9 puan fark olacak. Ve sanırım bu saatten sonra da şampiyonla adım adım gideceğim. Bu arada gözümün önünde sivrisinek var. Hani normal sinek de değil sivrisinek. Ne istiyorsun benden? Rahat bırak beni. Zaten sıkıntılıyım. Souza ve Mehmet Topal'ın olduğu bir orta sahada. Acaba göbekten hücum yapmak mantıklı mı yoksa mantıksız mı? Şimdi göreceğiz. Hele ki bu hücumlarda Jelassi ve Elamrani. Evet. Hepsini bu maçta göreceğiz. Ve maça başlıyoruz. Evet. El vuruşuyla maça başladık. Atamah çok klas bir pas gönderdi. Kanada. Orta sahaya şöyle bir tane oyunun kanadını değiştirmeyi sever. Oyun tercihi olan bir oyuncu bulsam o kadar güzel olacak ki. Bu arada top kontrolü bizde sanırım bir ilk 5-6 dakika 10 dakika bize bıraktılar diyecektim kontrolü. Ara ara bize geliyor tekrar rakip alıyor. Ee, bu arada 30. dakikaya kadar geldik. Şu çekilen şutlar aynı. Biz biraz daha fazla topa sahip olmuşuz. Offside taktiği mi kullanıyorsunuz babacım siz? Erdinç Karakaş sarı kart gördü. Sol bekleri veya stoper oynatıyorlar bilmiyorum. Görkem Turgut. Kapın o topu çok güzel bir atak olurdu. Ozan bomboş. Nasıl böyle bir şey yapabiliyorsunuz? Nasıl o adam orada bomboş kalabiliyor? İnanamıyorum ya. Ya şu Ozan nasıl orada bomboş kalır ya? Adam 45. dakikada gol attı bitirdiler ya. Fenerbahçe'nin vuruşuyla maç başladı. Turgut. Vurdum. Bir an dedim ki kendi kalemize atıyoruz gol dedim. Gerçekten kendi kalemize gidiyor dedim gol. Yani top hep rakipte şu an. Hiç biz kullanamıyoruz. Ee, Van der Velden, Orsolini. Erdinç. Mehmet. Orsolini. Görkem. Atamah. Çok güzel bir hareket. Şoli. El Amrani. Jelassi. Atakan. Kanat bomboş. Tato. Jelassi ve gol. 1-1 maçta 58. dakika. Teknik direktörleri Sivaslı olunca futbolcuların bana bir jest geçti. Hepsine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Ama bir golle olmaz bu iş. Orta saha oyundaki oyuncuların ikisi de sarı kart gördü. Çok tehlikeli bir durumdayız. El Amrani çok güzel Jelassi. Tato ikinci asist mi geliyor Sidat Çoli? Maçta 66. dakika. Sidat Çoli bu da Yozgatlılara selam olsun. Hadi bakalım. Aman aman Turgut 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 Abdülkerim atama yürü 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 sür 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 koş 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 durma durma durma. Ya inanamıyorum ya Ozan Antalya maçında ee, neydi El Kabir'i nasıl kaçırdığını gördük ama tarro. O kadar beleşten bir pozisyon Jelassi'nin ters teptiği top. Uf, sakat ne olur buzuk kullansın. Hadi Woodman. Hadi odun adam. Hadi Souza Woodman kurtarıyor. Emre, baba ben bu maç yatarım. Baba kimse bana bir şey söylemesin. Ben bu maç yatarım. Elamrani harika top atama. Atamahın da bir ağırlığı var değil mi böyle atama. Maçta 70. dakika. Joseph Atama. Babacım ben yatarım dedim. 20 dakika yatarım hiç affetmem. Ofansif orta saha destek. Sen de şey yardıma gel. Ee, ne derler? <laughs> Defansa yardıma gel. Gole ihtiyacım yok abi benim. Tato, Jelassi. Çok rahat. Elamrani. Harika paslaşmalar. Carlsen. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Abdülkerim'e nazar değdi. Adamı övdük. Emre El Amrani. Aa, dördüncü gol kaçtı. Valla oynasam maç beşlik falan olur mu bilmiyorum ama e, en azından açık vermeden devam etmeye çalışıyorum. Orla Sony. Lan oradan adam nasıl orta yapabiliyor ya? O kadar adam var ya. Birisi engel olamıyor mu ya? Atamayınca atamıyorsunuz işte. Atamayınca atamak. Alper. Ha oldu. Oldu. Bir de o da gol olsaydı. Şampiyonluktaki tek rakibimi kendi evinde 3-2 yendim. Hem de 1-0'dan aldım götürdüm biliyorsunuz. Maç istatistiklerine bakalım. E, 13 şut çekmişiz. Onlar 18. Mutlak gol pozisyonu 3'e 1. Kaleyi bulmayan 4. 517 isabetli pas. 427 isabetli pas. Başarılı top kapmamız çok iyi. %79. Keşke %80 olaydı. Kazanılan kafa topu %69. Sarı kart 2. Kırmızı kart yok. Ortalama puan 7.28. Hepinizi çok seviyorum çocuklar. Şurada bakalım maçın adamı kim? Tato. iki asist yaptı. Gerçekten çok etkiliydi. El Amrani hiç gol pozisyonu yok ama El Amrani artık e, o kadar çok bence pres yapıyorlar ki o kadar çok sıkıştırıyorlar ki Timo Rowe. Valla tim, bunların golcüsü de iyiydi. Golünü de attı ama olsun. E, kanattan ceza alanına giren oyuncular biraz daha rakip takımı defansını bun, şey sersemletti. Gol poz golleri de attılar böyle gol pozisyonu diyorum ya. Tato harikasın oğlum. E, şimdi Jelassi'nin hemen e, antrenman seviyesini eleştirelim. Biraz daha iyi antrenman yapman lazım senin. Şimdi bela bu arada e, şu yeşil olarak gördüğünüz oyuncular bu sene altyapıdan çıkan oyuncular. E, regen çıkma tarihi Mart'ın başı gibiydi falan. Türkiye'de tabi her ülkede farklı bunlar. İnternette referans e, olarak bulabilirsiniz. Çok basit bir bilgi. E, Adem Demircan en iyisi. Bu da tırt yani. Hani hiç olacak bir şey değil. Akisar maçında görüşmek dileğiyle diyelim. Böyle daha günler geçmeyecek. Çünkü buraları ben kesip biçeceğim zaten. Akisar maçında görüşmek üzere. Kendi evimizde konuğumuz Akisar Belediyespor. Akisar maçına çıkmadan önce birkaç değişiklik oldu. Onları söyleyeyim size. İki tane oyuncum, üç tane oyuncum sakat. Utku'yu oynatmak zorundayım. Wodman sakatlandı. Stoper'de Simic sakatlandı. Ravanelli'yi aldım. Biliyorsunuz de son iki maçta çok kötü oynuyordu. Tavana vurmuştu performansa ama son iki maçta çok kötü top oynuyordu. O yüzden de Cengiz'i aldım. Yani Stoper tandemimde değişikliğe gitmek zorunda kaldım ve Utku yanlış şu göbek tamamen yeni. İnşallah bana sıkıntı çıkarmazlar. Bu arada çok sürpriz bir stoper transferim olabilir. Şu an görüşmelerim devam ediyor. İnşallah e, Duarte gibi olmayacak. Çok kaliteli bir oyuncu gelecek ve daha yaşı çok genç. Ve tamamen defa, defans stoper. E, stoper hattındaki oyunum değişecek. O oyuncunun gelmesiyle diyeyim size. Şimdi maça odaklanalım. 10 dakika geride kaldı. Akser Belediye'nin hücumları devam ederken Sisoko kapın o topu biz bu iki Nathan Latte Orkan yani gömülü defans defans arkasında nasıl top yedik? Gömülü değil gerçi biraz daha geriye yaslanarak oynuyoruz. Kanattan içeri girip bir boşluk bulup kaleciyle de karşı karşıya kaldı. Stoperlerin ikisini de değiştirdim. Normal olarak karşılayabileceğimiz bir sıkıntı Orhan El Amrani içeri çevirdi, Jelassi indirdi ulan. Adam nasıl bir vurdu da dağıttı o topu? Ravanelli Ayağımızdaki topu kaptırmayalım. Adam gibi oynayın. Tabi uzun bir aradan sonra Ravanelli ile de Cengiz beraber oynuyor. Utku'nun ilk maçı Orkan, Kabako, Azubuike, Lavansi, Atakan araya girdi. Jelassi, çok iyi çıkıyor Elamrani. Bomboş sol kanat Sidat, Çoli. Baba şu kim? Atakan. Of Tato ne yaptım be. Şuradaki hücumda bir şey dikkatimi çekti. Şimdi şu oyuncu Atakan. Ee, yani buradan fişek gibi devam etmeyip niye durak sayıp biraz da arkaya kaçtı. Bir anlam veremedim açıkçası. Neyse. Fişek gibi devam etmesi lazımdı bence orada. Maçta 32. dakikaya geldik. %100'lük bir gol pozisyonu kaçırdık. Atakan sarı kart gördü. Azubuike. Andrade. Utku'nun üstüne giden bir vuruştu. Utku da iyi bir yer tutmuştu. Cengiz, Utku'nun hakkını yemeyelim. Atakan bu maçta iyi oynamıyor. Atamah fena değil. E, takım olarak bir düşüş seziyorum ben şu an. Cengiz de çok kötü oynuyor. Jelasin'in de çok iyi bir top oynadığı söylenemez şu an. Russell biraz çemkirsin adamlara. Ben de sağ kenarından çemkireceğim. Daha azimli oynayın diye Atamah, Sidat, Şoli... Cengiz, Ravenelli, Atakan. Kırmızı kart ya direkt. Direkt kırmızı kart ya. Göster kırmızı kart hakem elini korkak alıştırma. Orhan, Sidat, Şoli. Tekrar Orhan. Atakan. Göbekboş boş. Elamrani. Ah be o top. Geçebilseydi iyi olurdu. Orkan. Yok artık ya. Karşımda sanki Tottenham var? Nasıl bir şey kontra atak bu? E, jelasi dökülüyor. Erik alacağım. Erik ovsu'yu gizli forvet hücum yapacağım. Elamrani e, yardımcı forvet destek yapalım. Atakan çok kötü oynuyor bu maçı. Gerçekten e, hiç Atakan'la Atamah'ın yerini değiştirelim. Hatta şöyle yapayım. E, i̇ki yönlü orta saha yerine buraya kimi atalım? Ha, gerçi yapamayız öyle bir değişiklik. Cimi durmazı atalım. Jimmy Durmaz'ı da burada ofansif oyun kurucu destek yapayım. Evet biraz da orta sahada hücum gücümüzü yükseltmiş oluruz. Tabi bununla birlikte eksikliklerimiz açık vermemiz de mümkün. Hatta şöyle yapalım. Savaşçı orta saha savunma. <laughs> Sorjan, Mobara, Sisokko, Poco, Andrade, Latte, Andrade tekrar, Latte, Sisoko. Yapmayın çocuklar şu topu yani. Utku helal olsun sana ne diyeyim yani çok iyi bir top çıkardı. Yüzde yüz gollük pozisyondu. Oğlum daha azimli oynayın. Adamın canını sıkmayın ya. Bekleri ileri çıkartın. Güç kalkanlarını devreye alın. Ne gerekiyorsa yapın. Penaltı. Ovusu mu kullanacak? Evet. Yok. Jimmy Durmaz. Jimmy Durmaz iyi kullanıyor olması lazım. Evet. Ya en azından Emre Uruç'tan iyi ama şimdi Jimmy atamayacak ha. İçimden öyle bir his var. Jimmy Durmaz atıyor 79. dakika. Maçta bir birlik beraberliği yakalıyoruz. Harikasın Jimmy Jim. Jimmy Chips Sorcan derken maç bitti. Ee, hiç fena değil bir puan aldık. Kötü oynadığımız maçta bir puan aldık. Ee, Rize maçıyla bu maç biraz arası birbirine yakın da takımda yorgunluk var. Bunu kabul ediyorum. Bu arada saçım saçım ahenkle halay çekiyor. Kontrolümden çıktı saçım. Kusura, kusuruma bakma. Saçımın kusuruna bakmayın. E, mutlak gol pozisyonu 3. Rakibin de 3. Aslında mutlak gol pozisyonumuz da var da. Başarılı top katma %76. Pas 419. Rakip 545. Bizden daha iyi oynamışlar. E, İlyas Jelassi hiç topu oynayamadığı için. Neyse deplasmanda bir puan hiç fena değil. Milli maç arası var. Bu arada Akisar Belediye küme düşme hattından kaçıyor abi. Gene ligin sonlarına demir atmış bir takıma mı puan kaybettik? Ama Canavli ile saldırıyorlar adamlar. 10 puan fark var İstanbul Spor. Yenildiniz mi babacım? Ne yaptınız siz? O süper Konya'ya da yenilmişler. Ee, biz şimdi Osmanlı maçını yapacağız. 7. maçımız olacak. Osmanlı maçı tabi biraz ara var. Osmanlı Spor maçıyla. Osmanlı Spor maçında görüşmek dileğiyle. Osmanlı Spor maç önüyle sizlerle birlikteyiz. Ankara'dayız. Osmanlı deplasmanındayız. Tek çıkış yolumuz var. Kesinlikle kazanmak. Ee, şu an maç fazlamız değil, maç eksiğimiz var. Galatasaray'ın 46 puanı var. Fenerbahçe 45 puanla dördüncülüğe kadar geriledi. Şu an en yakın rakibimiz Galatasaray, Kayserispor, Fenerbahçe, Başakşehir. Hatta e, yani biraz 10 puan fark var Başakşehir'le şu an maç eksiğimiz olmasına rağmen e, ama bir sendelersek şöyle bir sıkıntımız var. Arkamızdan gelecek bir sürü takım var. Bu da e, hani birisi sendelesi onlardan ötekisi devam edebilir. O yüzden çok e, sıkı olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz derken e, orta sahada ovu suyu kullanıyorum. Atakan cezalı Vazquez Simic karşıladı Atama. Atama niye sen oradasın onu da bilmiyorum yani. Ha. Gelişmiş taktiğe git. E, taktik Duran top köşe vuruşları diyeyim. Atamaz sen niye oradasın ki? El olsun. Tamam. Evet bu kadar basit. Hatta Elamrani de değil ama. Sen de ileride kal. Zaten El zıplaması 4 boyu da kısa. Defansa ne yapabilir ki? İleride kalsın en azından tehlike teşkil eder. Mario. Kapı topu be abicimi Vasquez çok tehlikeli geldi. Woodman kurtarıyor. Bu arada Utku yuva kuran sakatlandı. Geçen maç oynadı. Kalecilerde var bu aralarda bir sıkıntı. Woodman, Ravenelli, Simic, Atama, Erik Ovusu, Jelassi, Elamrani. <laughs> Elamrani <laughs> lan kanatta adam boş orada. Atsana niçin daha içeri girmeye zorluyorsun? Atama çok etkili bir fas olabilirdi ama Beklemiyordu El Elamrani bu topu Mario bomboş kaldı topu kontrol etti. Uzaklardan bir vuruş denedi ama istediği gibi bir vuruş olmuyor. Şu an e, oyun iki takımda dengeli. Ufak tefek atakları var. Choli aferin Choli Orhan. Sidat Choli Celasi çok iyi bir top gönderdi. Elamrani tek başına yapma 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 derken var ya çok etkili bir vuruş aslında sağ kanatta Tato'yu görebilse en azından bir alver yapardı. Bir orta keserdi Tato. Arka taraftan da giren olurdu. Biraz daha tehlikeli pozisyon olabilirdi. Mario çok tehlikeli çıkardı Emre Çolak. Ceza alanı ön çizgisinde Emre Çolak. İlk yarının son anlarında yediğimiz golle 1-0 mağlup kapattık ilk yarıyı. Daha azimli oynayın. Babacanlar benim canımı sıkmayın. Melman, Feas, Ferrari, Emre Çolak, Cristo, Mario, Vasquez harika bir top. Hadi bu yani maçın koptuğu kırılma anı olsun döndüğü an olsun artık ne dersiniz bilmiyorum. Yalnız sürekli adamlar atak yapıyor ya. Simic. Ravanelli. Ovusu. Tato. Atama. Tek top. Jelassi. Elamrani. Harika bir pas çoğuluyor. Ne yapıyorsun sen ya? İlk kez bu kadar etkili geldik. Valla hiç e, daha yüksek tempo. Biraz daha geniş alana açılacağız artık. Yapacak bir şeyimiz yok. Daha fazla dikine pas yapalım. Koşu yoluna paslarımız olsun. Hücum oyununu oynamak zorundayız. E, ayakta savun daha yaratıcı oynayın çocuklar. Artık gerçekten Sidat oluyor. Orhan, Jelassi'ye gelmedi. Vazquez, Atamah, Oğuz'u, Jelassi, Tato. Ulan ne yapıyorsun sen? Nereye vuruyorsun topu? Ne yaptığını zannediyorsun? Laval, Mario, Vazquez, Baslanalo topu. Regaten Boş orta. Lan. <laughs> Bir an çok içim sıkıştı. Simic. Ah ah. Yani Cimi'cim iç forvet destek. Sen iç forvet oynayamıyorsun. Neyse sen böyle kal. Bir kanat iç forvet olsun. Bir kanat destek olsun. Bakalım. Laval. Simic. El Amrani. Harikasın. At bu golü. Jelass ve gol. Maçta 80. dakika. 1-1. Bir, bir. Aslanlarım benim. Aslanlarım benim. Durmak yok. Aynı şekilde abi, aynı presle, aynı hücum gücüyle. Onlar biraz daha geriye çekildi. 4-4, 1-1'e döndüler. Ee, Vasquez, Faes, Laval. Kapatopu, kapatopu. Ah. Neyse, deplasmanda bir puan aldık. Hiç fena değil. Ee, az gollüyoruz, az gol atıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. 3 tane mutlak gol pozisyonumuz var. Rakibin bir tane var. Daha fazla şut çekmişiz. Ee, başarılı top kapma %78. 443 isabetli pas kafa kafaya bunlar. Bakalım analizlerde ne varmış? Himelman 6 kurtarış. Woodman 5 kurtarış. Başarılı top kesme 9 atama. Orhan Aktaş tabi orta sahada Atakan olmayışı bizi biraz sıkıntı çıkarttı. Tato 12 tane çalım atmış. Adam tehlikeli adam yani. Yalnız hep e, sprintlerde yapıştırmış adam. Milleti bayağı ipe dizmiş. Kanat hücum olarak oynadığı zaman da daha rahat oynayabiliyor. Emre Uluç 5 tane çalım. Geriye doğru da var gerçi Emre'nin ama. E, sol kanatta Jimmy Durmaz tabi bunu yapacak fırsatı olmadı. Bir kere offside. Sidat Çoğlu hiç yapamamış mesela. Demek ki rakip sol kanatta biraz daha iyiydi. Bu bölümün son maçında burada bitirmiş olduk. Evet. Evet bu bölümün son maçında oynadık Osmanlıspor'la bir bir berabere kaldık. Hemen bir fikstürümüze bakalım. Ee, çoğunluğu berabere olan maçlar oynadık ama hiç mağlubiyet almadık. Önemli olan mağlup olmamak bizim için. Ee, artık üç aşağı beş yukarı böyle devam edeceğiz. Ligin boyu iyice kısaldı. Görüyorsunuz şurada sadece 7 tane lig maçı kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finaldeyiz. Alanya Spor rakibimiz. Finale çıkmak içten bile değil ki. E, dört büyüklerden kimse kalmadı. E, Anadolu'ya gidecek veya İstanbul diyelim biz kendimize. Ama Anadolu takımı diyebiliriz kendimize ya. E, veya bir elit olmayan İstanbul takımı da diyebiliriz. 4 takımdan birisine gidecek. Konya Spor bakalım alabilecek mi bu? <laughs> Konya Spor kupa galibi biliyorsunuz. Hemen bir lig kupa görünümünden şuradan turlara bakalım. 55 puanımız var rakip Galatasaray 46 puan var 9 puan fark atmışız en yakın rakibimize Kayseri ve Fenerbahçe'ye 10 Başakşehir 11 Gençler Birliği 15 tabii e, yani Gençler Birliği'ne sıra gelene kadar Galatasaray Kayseri Fenerbahçe ve Başakşehir arasında çok büyük bir çekişme olacak Fenerbahçe'nin son haftadaki formları çok kötü Galatasaray 10 puan toplamış e, herkesin inişli çıkışlı bir grafik var yalnız yani kimse de böyle ip gibi gidiş yok Kimle maçlarım kaldı bir onlara bakalım. Karabük, Adana Gençler Birliği, Kayseri, Antalya, Sivas, Ahmet Sportif son haftaya kalırsa Amet Sportif ligin dibine demir atmış. Biliyorsunuz benim 18. sıradaki takımlara puan kaybetme fetişim var. İnşallah böyle bir sıkıntı yaşamayız diyorum. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bakalım hem ligde hem de kupada mutlu sonla bu sezonu kapatabilecek miyiz?